Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS vatandaşlık dersinin genel tekrarını yapmaya devam ediyoruz. En son arkadaşlar ne yaptık? Yasama, yürütmeyi bitirdik. Sırada neydeyiz? Yargıdayız. Yargının genel tekrarını yapmış olacağız. Yargı arkadaşlar 3 videodan oluşacak. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunları güzelce tekrar yapmış olacağız. Önemli noktalara değinmiş olacağız. Hemen ne yapalım? Yargının genel tekrarına başlayalım bismillah diyerek. Arkadaşlar yargı yetkisi Türk milleti adına kim, kim kullanıyor arkadaşlar? Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılıyor. Unutmayınız Türk milleti adına yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılıyor. Bunu unutmayalım. Yargı fonksiyonunun amacı nedir peki? Amacı ise arkadaşlar hukuk düzeninin korunması ve gerçekleştirilmesidir. Yargı fonksiyonunun amacı budur. Ne yapacak? Hukuk düzenini koruyacak ve hukuk düzenini gerçekleştirecek arkadaşlar. Amacı nihai amacı budur. Yargı fonksiyonu. Yargıdan bakın bu sorulabilir arkadaşlar önemli. Önemli şunu kırmızı yapalım. Arkadaşlar yargıdan hiç söz etmeyen anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Muazzam soru olur arkadaşlar muazzam soru olur. Yargıdan hiç söz etmeyen anayasamız hangi anayasaymış? Anayasaymış arkadaşlar 1921 anayasası. Yargıdan hiç söz etmemiştir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki e, savaş var arkadaşlar. O yüzden e, yargıdan hiç söz etmeyen anayasamız 1921 anayasasıdır. Yargıyı bir kuvvet olarak nitelendirmeyen ve mehakim deyimini kullanan anayasamız ise arkadaşlar kanun esası yani 1876 anayasası arkadaşlar. Yargıyı bir kuvvet olarak ne yapmamış? nitelendirmemiştir arkadaşlar. Ve hakim deyiminde kullanan anayasamızdır 1876 anayasası. Geldik mahkemelerin bağımsızlığına arkadaşlar. Mahkemelerin bağımsızlığı. Hakimler arkadaşlar görevlerinde nedir? Bağımsızdırlar. Unutmuyoruz. Hakimler bağımsız olmak zorundadır arkadaşlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlere göre ne yapıyorlar? Hüküm veriyorlar arkadaşlar. Anayasaya bir, Kanuna ve hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre arkadaşlar, vicdani kanaatlerine göre hüküm veriyorlar hakimler. Bağımsız olduklarını bileceğiz ve vicdani kanaatlerine göre e, hüküm verdiklerini bileceğiz arkadaşlar. Neye göre? Anayasaya, kanuna, hukuka uygun olarak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına, mahkemelere ve hakimlere ne veremez? Emir ve talimat veremez arkadaşlar hakimlere, arkadaşlar makama kimse emir ve talimat veremez mahkemelere ve hakimlere. Genelge gönderemez, tasviye ve telkinde bulunamaz arkadaşlar mahkemelere ve hakimlere. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı iklisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır arkadaşlar. Buradan nasıl soru gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili bir ee, konu değildir gibi bir soru çıkabilir. Bunları size sıralar ee, arkadaşlar bu şekilde soru sorabilir ÖSYM. Geldik hakimler ve savcılara. Çok çok önemli arkadaşlar. Ne yapamazlar? Az dolunamazlar arkadaşlar. Ne yapamazlarmış? Az dolunamazlar arkadaşlar. Hakimler ve savcılar. Kendileri istemedikçe bakın bu yaşa dikkat ediyoruz. 65 yaştan önce bakın yaş aralığına dikkat ediniz. 65 yaştan önce emekliye sevk edilemezler arkadaşlar. Kendileri istemesi lazım. Kendileri istemiyorlarsa 65 yaştan önce emekliye sevk edilemezler. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylıklarından, ödeneklerinden ve özlük haklarından yoksun bırakılamazlar. Hakimler ve savcılar değerli dostlar. Mahkemelerin kuruluşu arkadaşlar, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri ne ile düzenlenir? Bakın sorulabilir. Ne ile? Kanunla. Kanunla düzenlenip düzenleniyor arkadaşlar. Mahkemelerin kuruluşu, görev yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri ne ile? Kanunla düzenleniyormuş. Sakın CBK'ya gitmiyoruz. Kanunla düzenleniyor. Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden bakın çok çok önemli. 8. bilgimize yıldız atıyoruz arkadaşlar. Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden neye bağlıdır? Nereye bağlıdır? Adalet Bakanlığına. Arkadaşlar unutmuyoruz. Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Lütfen bu bilgiyi unutmayınız. Sorulabilir ÖSYM tarafından. 2017 referandumu ile birlikte arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. 2017 referandumu ile birlikte askeri yargıtay kaldırılmıştır arkadaşlar. Ne kaldırılmış? Askeri yargıtay kaldırılmıştır. Bunu lütfen unutmayınız. Önemlidir değerli dostlar. Yine 2017 referandum ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e düşürülmüştür arkadaşlar. Unutmuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı kaçmış? 15 arkadaşlar. Önemlidir bu bilgide. Geldik yüksek mahkemelere. Bakın ÖSYM iki türlü sorabilir. Yüksek mahkeme kaç tanedir? Böyle bir soru sorabilir. A şıkkı 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Arkadaşlar Yüksek mahkeme sayısını bileceğiz. Kaç taneymiş? 4 tane. 4 tane. Sayalım. Anayasa Mahkemesi 1. Yargıtay 2. Danıştay 3. Uyuşmazlık Mahkemesi 4. Ne yok? Sayıştay? Yok arkadaşlar. Sayıştay yok. Unutmuyoruz. Sayıştay yok arkadaşlar. Tekrar sayalım. Benimle birlikte sayınız. 1. Anayasa Mahkemesi. 2. Yargıtay. 3. Danıştay. 4. Uyuşmazlık mahkemesi arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayalım. Bakın 4 tane şık. ÖSM 5. şıkka sayıştay koyar. Ne yapar? Bu şekilde size soruyu yönlendirebilir. 4 tane olduğunu bileceğiz. Ve kimlerin olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Mahkemelerin isimlerini önemli. Anayasa mahkemesi. Yargıtay, Danıştay. Uyuşmazlık mahkemesi arkadaşlar. Bu dördünü lütfen unutmuyoruz. Ne yokmuş? Sayıştay yokmuş. Anayasa mahkemesine geldik. Çok çok önemli. Anayasa mahkemesi. Kaç üyeden oluşur? Bakın. Yedek yok arkadaşlar. Direkt olarak 15 asıl üyeden oluşuyor. Yedek yok. Direkt sınavda çıkar arkadaşlar. Kaç üyeden oluşur diye sorabilir. 15 asıl üyeden oluşuyormuş arkadaşlar Anayasa Mahkemesi. Peki Anayasa Mahkemesi üyelerini kimler seçer arkadaşlar? Bakın. 1 2 3 öncüllü olarak sorar. 1 Cumhurbaşkanı. 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 adalet bakanı. Adalet bakanı var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Yoktur. Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor sadece. Bu ikisini unutmuyoruz. Bakıldığı zaman arkadaşlar Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine nerelerden üye seçiyor? Avukatlardan seçiyor. Yüksek Öğretim Kurulundan seçiyor. Yargıtay'dan seçiyor üst kademe yöneticilerinden seçiyor. Serbest avukatlardan seçiyor. Birinci sınıf hakim ve savcılardan seçiyor. Bakın, bakın bunu koyu e, renkle yazdım. Çok çok önemli. Çok çok önemli. 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri içinden Anayasa Mahkemesini üye seçebiliyor. Kaç yıl? 5 yıl arkadaşlar. Bu 5 yılı unutmayacağız. Raportörlük deyince aklımıza hemen 5 yıl gelmiş olacak havzamıza bunu ne yapalım kazıyalım arkadaşlar önemli soru sorulabilir bu raportörlük konusundan 5 yılı unutmayacağız. Cumhurbaşkanı tarafından bunların içerisinden anayasa mahkemesine üye seçiliyor arkadaşlar bunları da unutmayalım. Nasıl soru sorulabilir? Cumhurbaşkanı anayasa mahkemesine aşağıdakilerden hangisinin içerisinden üye seçer ya da seç seçmez diye sorabilir. İçerisine ne atar? Sayıştay'ı atar. Bakın sayıştay yok. Sayıştay'dan kim seçiyormuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay ve avukatlar arasından Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyormuş. Bakın muazzam soru olur. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne aşağıdakilerden hangisinin içerisinden üye seçmez? Şıkka neyi koyar? Sayıştay'ı koyar. Aman dikkat arkadaşlar. Aman dikkat böyle bir soruyla karşılaşa karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Önemli. Böyle bastırarak söylüyorum ki arkadaşlar aklınıza yer edinsin diye. Not, iki tane not koyduk arkadaşlar. Notlar biliyorsunuz ki önemli. Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesini meclis, kaç üyesini cumhurbaşkanı seçiyor? 3 üyesini arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi sayıştay ve avukatlar. Az olduğu için üç üye Meclis tarafından arkadaşlar az o şekilde aklınızda kalsın. 12 üye. Bakın bir sürü şey saydık arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçti. Bu da 12 tane arkadaşlar. 12 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçiyormuş. Toplamda 15 üye arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyormuş. Geldik diğer bir diğer önemli notumuza, önemli. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan seçtiği üyeler. Bakın burada bir sürü saydık. Peki hangilerini doğrudan seçiyormuş? Serbest avukatlar arkadaşlar doğrudan seçiyor. Bakın sorulabilir. 4 tane 5. şıkka başkasını koyabilir. ÖSM 4 ışıkları seviyor. Bunları bilmemiz lazım. 1. Serbest avukatlar. 2. Üst kademe yöneticileri. 3. Birinci sınıf ve 1. sınıf hakim ve savcılar. 4. Anayasa Mahkemesi raportörleri arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. 4 tane e, kısımdan doğrudan üye seçiyor Anayasa Mahkemesi'ni Cumhurbaşkanı. Sayalım. Benimle birlikte sayınız. 1- Bir, Serbest avukatlar. 2- Üst kademe yöneticileri. 3- Birinci sınıf hakim ve savcılar. 4- Anayasa Mahkemesi raportörleri arkadaşlar. Bunları ne yapalım unutmayalım. Bir diğer bilgimize geldik. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçebilmek için aranan koşullar Sınav sorunuz arkadaşlar. Buradan büyük olasılık sınavda soru gelecektir size. Eee %90 diyelim soru gelecektir. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için arkadaşlar kaç yaşını doldurmuş olmak gerekiyor? Önemli, önemli, çok çok önemli. 45 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Şıkka verir. 18, 40, 30, 45, 50 böyle şıklar verir. Kaç yaşmış? 45 yaş arkadaşlar. Unutmuyoruz. 45 yaş ne yapması lazım? 45 yaşını doldurmuş olması lazım üye seçilebilmek için. Yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör ve doçent ünvanı kazanmış olmaları gerekiyor. Arkadaşlar unutmuyoruz profesör ve doçent ünvanı kazanmış olmaları gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için böyle bir şart var. Avukatların arkadaşlar en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olması lazım. Bakın sorulabilir. Bakın 3 tane şey var. Hepsi de 20 yıl arkadaşlar. Aklınız hemen böyle kalabilir. Avukatların en az kaç yıl filan avukatlık yapmış olması lazım? Aşağıdakilerden hangisi? Böyle bir soru, sor, böyle bir soru sorulabilir. En az kaç yılmış? 20 yıl arkadaşlar. 20 yıl avukatlık yapması lazım ki anayasa mahkemesine üye seçilebilsin. Üst kademe yöneticilerinin? yüksek öğrenim görmüş ve en az 20 yıl kamu hizmetlerinde fiilen çalışmış olması lazım. Bakın yine 20 yıl arkadaşlar. Birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en az kaç yıl çalışmış olması lazım? 20 yıl. Yine 20 yıl arkadaşlar. Bu 20'yi aklımızdan çıkarmıyoruz. Ama bir yer var ki onun sayısı farklı. Daha önce bahsettik. Anayasa Mahkemesi. Raportörlerinin en az 5 yıl arkadaşlar 5 yıl. Rapor değil, rapor bakın aklınıza rapordan kalsın. Rapor. Kaç kelime? 5 kelime. 5 kelime 5 yıl. 5 kelime 5 yıl arkadaşlar. Buradan aklınıza kalabilir. Rapor tutluğun mesleğini yapmış olması şarttır. En az kaçmış? 5 yıl arkadaşlar. Geldik bir diğer önemli kısma. Anayasa Mahkemesi görev süreleri. Arkadaşlar, üyelere 12 yıl için bakın şöyle biraz geri alalım. Üyelere 12 yıl için seçiliyorlar. Bakın başkan ve üyelerinin e, arkadaşlar yıl e, sayıları, görev süreleri farklıdır. Bunları unutmuyoruz. Üyeleri kaç yıl için seçiliyormuş? 12 yıl. Ve süresi biten bir daha seçilebiliyor mu? Hayır arkadaşlar. Üyeleri bir daha ne yapamazlar? Seçilemezler arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tekrar seçilemiyorlar. Üyeleri 12 yıl için seçiliyor ve süresi biten bir daha seçilemiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakın koyu yerlerle yazdık ki e, arkadaşlar, gözümüz onu görsün ve aklımıza kalsın diye. Anayasa Mahkemesi Başkanı kaç yıl için seçiliyor? Kaç yıl için arkadaşlar? 4 yıl için. Süresi bitenler tekrar ne yapabiliyormuş? Seçilebiliyormuş arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Başkanı 4 yıl, süresi bitenler tekrar seçilebiliyor. Arkadaşlar lütfen bunları unutmayalım. Önemli mi? Çok çok önemli sınav sorunuz arkadaşlar. Gelir, direkt gelir. Hatta bu sene buradan soru bekliyorum ben. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır? Cevap 12 yıl. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının görevi kaç yıl? 4 yıl. Tekrar seçilebiliyor mu? Evet seçilebiliyor. Üyeler seçilebiliyor mu? Hayır seçilemiyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri daha önce bahsettik. Kaç yaşını doldurunca emekliye ayrılıyorlar? 65 yaş. Çok çok önemli. 65 yaş arkadaşlar. 65 yaş. Çok çok önemli. Doldurunca emekliye ne yapıyorlarmış, ayrılıyorlarmış. Kendileri istemedikçe 65 yaş öncesinde emekliye ayrılmıyorlar. Kendileri istemesi lazım. Evet, e, bura, burada kalalım arkadaşlar. İlk videomuz böyle olsun. E, önemli yerlere değindik. Bu videodan yüzde 90 bir tane sorunuz var bence, arkadaşlar bir tane sorunuz var yargıdan. Yargıdan her sene bir iki soru çıkar. E, i̇nşallah buradan ne yaparsınız arkadaşlar yaparsınız. Anlattığımız yerlerden 100'e 99 e, ne yapacaklar çıkacaklar arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla önemli yerleri vurgulamaya çalışıyorum. Önemli yerleri koyu renklerle, büyük harflerle yazıyorum ki aklınıza kalsın. Bunların PDF'ini verince de sınavdan bir hafta önce bunları bir okuyunuz arkadaşlar. Bunların PDF'ini Telegram grubumuza koyacağım. Bunları okuyunuz arkadaşlar sınavdan önce mutlaka okuyunuz ve sınava öyle giriniz diyelim. Ve videomuzu da burada sonlandıralım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için sağ olun. Bir sonraki tekrarımıza görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet